Herkes çok üzgün. Ne yapacağız biz Barış? Bilmiyorum. Ya ne yapayım ben? Ne yapayım? Bana söyle, ben kafayı yiyeceğim artık. Ne yapmam gerekiyor benim? Bilmiyorum, tamam mı? Allah kahretsin, ben de bilmiyorum, tamam mı? Bilmiyorum. Ben seni çok seviyorum, anladın mı? Ben seni çok seviyorum, çok. Ben de seni çok seviyorum, tamam mı? Ben de seni çok seviyorum, anladın mı? Olmuyor işte. Olmuyor, biz ne yaparsak olmuyor, ne denersek olmuyor, hiçbir şey olmuyor. Ben seni üzemem Azira. Ben seni ailenden de ayıramam. Seni yalnız bırakamam. Ben sana İstanbul'daki hayatını sunamam. Hiçbir şey demek istemiyorum. Hiçbir şey demek istemiyorum. Ben hiçbir şey demek istemiyorum. Ama zorundayım işte. Biliyorum. Biliyorum, olmuyor. Olmayacak da biliyorum. O yüzden söyle. Tamam mı? Söyle kurtulalım, çünkü benim canım çok yanıyor. Söyle bitsin hadi, söyle kurtulalım, ne olursun hadi söyle. Söyle. Ayrılalım Azira. Ben sana verdiğim sözleri tutamadım. Ben sana daha iyisini yapamadım. Ben bir çare bulamadım Azira. Ya ben seni kaçıramam, kaçırıp götüremem. Nereye götüreyim ki ben seni? Ben ailemizi düşünüyorum. Ben onları düşünüyorum. Onların hayatını riske atamam. Affet beni. Olmaz. Tamam mı? Böyle severek olmaz, tamam mı? Benim senden nefret etmem lazım. Benim sana öfke duymam lazım. Benim sana kızmam lazım. Benim senden nefret etmem lazım. Ben senden nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Hayır, bu gerçek değil. Hayır. Hayır. Yapma. Böyle olacak, tamam mı? Sen aramayacaksın, sormayacaksın. Benimiz görüşmeyeceğiz, tamam mı? Yoksa başka türlü olmayacak. Azira yapma! Yapma bunu bize. Böyle olmaz bu. Evet, böyle olacak. Anladın mı? Böyle olacak. Biz bir daha birbirimizin gözüne bakmayacağız, anladın mı? Yoksa ben yapamam. Ben kaldıramam, anladın mı Poyraz? Sen söz ver bana, tamam mı? Söz vereceksin sen bana. Bir daha elime gelmeyeceksin, sormayacaksın. Sen benim gözlerime bakmayacaksın, tamam mı? Sen sevmeyeceksin beni. Sevmeyeceksin beni, çünkü ben seni sevmeyeceğim. Ben seni sevmemek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ben seni sevmemek için. Alışacağım yokluğuna, tamam mı? Hayatıma devam edeceğim. Bilmiyorum nasıl yapacağım ama ben bunu yapacağım ve sen de buna engel olmayacaksın. Söz ver. Söz ver, engel olmayacaksın. Bayraz, buna söz ver. Tamam. Tamam. Söz. Söz veriyorum, tamam, söz.
Söz. Öyle kolay atlatılır bir şey değildir ayrılık. Gözünü açtığında ilk o aklına gelir. Ya bakın ben borcumu zaten düzenli olarak ödüyorum. Sizden sadece kısa bir süre isteyeceğim ben. Poyraz Bey, sizin kredi ödenmiş zaten. Tüm borcunuz kapanmış. Fabrikanın üzerindeki ipotek de kalkmış. Ne? Ya iyi de ben bir ödeme yapmadım ki. Sizin sistemde bir yanlışlık olabilir mi? Borçların silinmiş. Yani benden başka kim yapabilir ki böyle bir şey? Maalesef bilgi veremiyorum bu konuda. Peki, iyi günler. Ben bankayla konuşuyordum da yanlışlık olmuş herhalde.
Otele geçerim ben birazdan. Benim de işlerim var. Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. İyiyim. O zaman... Söyleyecektim. Biricik sen neden yaptın bunu? Biz seninle konuşmadık mı? Hani öfkene yenik düşmeyecektin? Ya tabii Poyraz'ın arkadaşları ya, sen hemen git onları savun. Biricik ne alakası var? Bak sen böyle bir insan değildin. Sen niye böyle davranıyorsun? Ben anlamıyorum. Yani anlamazsın çünkü sen yoktun. Benim neler yaşadığımı hiçbirini bilmiyorsun. Sen benim neler yaşadığımı biliyor musun peki? Tam Haziran ya, gerçekten uzatmayalım. Biricik. Bak Melisa'nın kafesini aldığın gibi ona geri ver. Ne olur bak, haklıyken haksız duruma düşme lütfen. Ben ne yapacağımı bilirim, sen merak etme. Biricik. Ya tamam, ben böyle biriyim artık, tamam mı? Ben böyle biriyim. İstiyorsan kabul et, istemiyorsan da gidebilirsin. Biricik. Bak sen Alper'i sevmiyorsun. Hiçbir zaman da sevmedim, ben artık buna eminim. Sen hırslı hareket ediyorsun, öfkene yenik düşüyorsun. Ego bu, başka bir şey değil. Aşk acısı değil. Bak yapma bunu ne olursun. Sen her şeye rağmen benim arkadaşımsın. Ben her şeye rağmen seni çok seviyorum. Böyle davranma ne olursun. Çok üzülüyorum. Seni yeterince dinledim ben Haziran. Efendim? Merhaba. Haziran Sedefli ile mi görüşüyorum? Evet, buyurun. Merhaba, Tokyo Bliss'in Türkiye Şubesi'nden arıyorum sizi. Sedef ben. Nasılsınız? Tokyo Bliss, bu turizm acentesi olan Tokyo Bliss mi? Evet, evet. Sizinle bir pozisyon ile alakalı görüşme yapmak istiyorduk ama... şu an hali hazırda bir yerle sözleşmeniz var mı? Çalışıyor musunuz? Onu öğrenmek istedim önce. Yok, çalışmıyorum. Yani çalışıyorum da kendi işimi yapıyorum, otelcilik yapıyorum yani. Pardon, beni size biri mi önerdi acaba? Ay yo, biz sizi takip ediyoruz zaten bir süredir. Bir önceki firmanızdan da. Bir uygunluk açılınca sormak istedik. Tokyo ofisi için bir pozisyon bu. Sizin de ilginizi bildiğimiz için belki değerlendirmek istersiniz diye. Nasıl yani? Ben şimdi eğer kabul edersem Tokyo'ya mı gideceğim? Tabii ki. Şartlarda anlaşırsak hemen. Bir iki gün içinde hatta uçabilirsiniz. Evet. Ben sizi birkaç saat arasam olur mu ya da siz beni arayın? Çünkü şu an kafamı toparlayamadım. Bir düşünmem lazım. Tabii ki. Hiç sorun değil. Ben sizi öğlene doğru yeniden rahatsız ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Efendim kızım. Sen neler karıştırıyorsun anne? Ne karıştırıyormuşum anlamadım. Sen mi arattırdın beni Tokyo'dan? Tokyo'dan mı? Bir işle ilgili benimle görüşmek istiyorlarmış. Sen ciddi misin? Evet. Hayır yani ben kimseyi aramadım ama... Tabii elimden gelse yapardım böyle bir şeyi. Ne cevap verdin? Kabul edeceksin değil mi? Anne tabii ki kabul etmeyeceğim. Bak biz Poyraz'la ayrılmış olabiliriz ama... Ben asla ve asla bu adadan ayrılmayacağım, tamam mı? Hatta sana inat kazık çakacağım. Poyraz'la ayrıldınız mı? Gerçekten mi? Evet. Kına yakabilirsin. Bay bay. Kolay gelsin. Teşekkürler. Hoş geldin. Duyduk bu arada. Gerçek değil mi yine? Bu sefer gerçek. Hadi ya. Barışırsınız ama bence. Neyse Burak.
Var mı bir şeyler? Nasıl gidiyor? Yogacılar geldi işte geceden. Kahvaltılarını ettiler. Şimdi çalışmaya başlarlar. İyi. Laptop burada mı? Burada. Bir şey olursa ben de buradayım, tamam? Tamam. Fabrikayı satıyormuş, doğru mu? Poyraz mı? He. Fabrikayı mı satıyormuş? Pardon ya, sen bilmiyor muydun? Orası onun için çok kıymetliydi. Burada çalışmayı bile orayı kaybetmemek için razı oldu. Demek artık burada çalışmamak için fabrikasından bile vazgeçmeye göz aldıysa. Demek benimle olmamak için. Merhabalar. Merhaba Haziran Hanım, nasılsınız? Düşünebildiniz mi teklifimizi? İyiyim, teşekkürler. Evet, düşündüm. İlgileniyorum teklifinizle. Detayları konuşalım mı? Aa, çok sevindim. Tabii anlatayım. Şöyle ki... Tamam. O zaman birkaç güne haberleşiriz. Anlaştık Haziran Hanım. Görüşmek üzere. Çok sevgiler. Görüşmek üzere. İyi günler. Fabrikayı satıyormuşsun. Evet. İyi, hayırlı olsun. Sağ ol. Ben de bir iş teklifi aldım. Tokyo'ya gideceğim herhalde. Ha, öyle mi? Sevindim senin adına. Ben de. Alo. Sen. Efendim Sevim. Selam Poyraz'cığım, nasılsın? Hedef ya. Merhaba, Tokyo Bilis'in Türkiye Şubesi'nden arıyorum sizi. Sedef ben, nasılsınız? Yoksa... Poyraz! Oğlum, nasılsın? Ah canım benim. Hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, hoş bulduk. Ya çok şahane bir yer burası. Çok iyi yapmışsın bu işi, tam sana göre. Tam senlik yani. Sağ ol hocam. İşte elimizden geldiğince. Bu kız kim? Ortam. Hayat ortam mı? Yok. Yani normal. Güzel kızmış. Tanıştırsana beni. Hı? Tabii. Haziran, Suna Hoca benim liseden edebiyat hocam. O günden beri hiç kopmadık. Haziran. Merhaba, memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Ben eşimi kaybettim. Poyraz da herhalde lise sondaydın değil mi Poyraz? Sonra ben bu odadan gittim. Böyle kayboldum biraz. Kendimi aradım. Yani o süreçte de Poyraz hiç yalnız bırakmadı beni. Hep arayıp sordu. Hep takip etti ne yaptı ne etmediğimi. Hocam da o ırkçın zamanlarında sana da anlatmıştım ya. O zamanlar hep böyle sağ olsun destek oldu bana. Daha sakin biri oldum. Poyraz aynı zamanda manevi değil, yeri geldi. Hocam. Ay yok hocam. Herkes bilsin senin ne kadar güzel bir insan olduğunu. Yeri geldi bana para da yolladı. Hocasına. Görüyor musun ya? Hayat işte. Nereden nereye? Sonra işte ben de bir şekilde ulaştım huzuruma. Kendimi buldum. Böyle bir yolculuğa çıktım. Sonra da yoga ve meditasyon hocası oldum. Şimdi de buradayım. Haziran. Çok memnun oldum seni tanıdığıma. Ben de memnun oldum. Siz ne kadar zamandır birliktesiniz? Biz... Yok, biz beraber değiliz hocam. Herkes yalan söyler. Yani böyle pembe yalanlar. Ama ne yalan söylemez biliyor musunuz?
gözler. Hadi katılın bana. Çok güzel bir nefes meditasyonumuz var. Çok güzel gelir. Ay yok hocam, beni biliyorsun, hiç anlamam o işlerden. Ya olur mu öyle şey? Hadi bakalım, gerginliğinizi alır. Güvenin bana, rahat bırakın kendinizi. Tamam mı? Ay öyle yüksek duvarlar örmeyin kendinize. Bir bakarsınız böyle o duvarlar bir gün bir anda yıkılmış olur. Hadi, hadi gelin. Yok, benim işlerim var. Ay yok işlerim filan. Hadi gelin, hadi. Hadi gel, gel, gel.